casando. Allah kurtarsın. Basit bir şekilde görebilecek miyiz? Tamam. Bizim derdik şöyleydi, böyle böyleydi anlatırlar. Efendim Eser Vakfı Türkiye'de en köklü, en güçlü vakıflardan birisi. Onun örgütü de şubesinin açılması. Bir de böyle en güzel yerde dört katlı. Sadece yurt hizmetlerini veriyor olması bizim için çok önemli. İmam Hatip gençliğiyle beraber maneviyatı gençlik geliştirme gayesiyle kurulda Eser Vakfı Manisa Bölüm Şubesi var. Başlangıçında yapmıştık. Onları ziyaret ediyorum. Bu vesileyle toplanan bütün kardeşlerimize de teşekkür ederim. Yani gönlüm her zaman Turgut'a gelmeyi ister. En hareketli, en heyecanlı siyasetin böyle nabzının çok güçlü attığı bir yerdi. Ömer hatırlar gece konvoylar yapardık. Onlar 100 araba çıkarmış, biz 120 araba çıkarmış. Yolda birbirimizi keseriz. Neyse kavga dövüş olmaz. Meydanlara geliriz. Herkes birbirini dinler. Ama bir atak var, bir heyecan var. Hiç unutmuyorum. Bir sene de 79 galiba. Bir hicret yürüyüşü yapmıştık. Turgutlu'dan Ahmet Bey. Gördün mü? 9 yaşında. Dedem Fıstık'ın. Allah rahmet eylesin. Ahmet yakında yürümüştü. Ben de yürüdüm. Tabanlarımız işte. Hicret yürüyüşünü biz Turgutlu'dan Ahmet Bey'e yaptık. Tabi ondan sonra bizim taban oluyor arkadaşlar. Ağır cezada yardım. Meğerse hicret yürüyüşünü tanıtmak için ölmez, el ilanı dağıtmıştır. El ilanda da tabi etkilerin gözünden kaçmış, tehlikeli laflar var. O zaman 163. madde var, giyotin gibi biçiyor hepimiz. Beni de biçti. Bir de 5 sene de bana verdi. Devlet güvenlikte. Ben devlet güvenlikte, onlar ağır cezada yardım. Neyse İbrahim falan hepsi, yani 9 kişiydi galiba, 11 kişi miydi? Kurtarana kadar canım çıktı. İbrahim'e şöyle söyle diyorum, bak şimdi reis böyle sorar, savcı böyle sorar, sen böyle diyeceksin. Ben bastırmadım, dağıtıldığını da görmedim. Bir yerden elime geçti, elimdeyken yakalandı diyeceksin. Bak kayıtlar da alıyor. Şimdi İbrahim söylediklerimi ters anlamış gibi. Tam tersini söylemez mi? Mesela ben bastım diye. Ben dağıttım. Oğlum ayağına basıyorum. Öyle demeyeceksin. Birisi bastırmış, biri dağıtmış, koskoca durmuş. Elime tutuşturdular 3 tane. Tam o sırada sivil polis geldi. Elimdeyken yakaladı diyecek. Yok adam, mert adam. Ben de attım. Neyse öbürüne yalvarıyoruz. Herkes şaşırdı. Ne söyleyeceğini bilemiyoruz. Neyse gümlüyorduk. Bereket Allah kurtar. Yani biz de kurtulduk. Yoksa en az 3 sene verecek. Ben 4 sene verecek. Efendim pazar günü inşallah milletimiz için, memleketimiz, arzu ettiğimiz, bir arada güzelce yaşayan 78 milyonumuz için güzel, hayırlı bir sonuç olacak. Hepimiz mesuliyetimizi biliyoruz. Hepimiz yapacaklarımızı, yaptıklarımızı biliyoruz. Allah şaşırtmasın. Yanlışa döndürmesin. Bizi Cenab-ı Hak vicdanımızla baş başa bıraksın. İnşallah en hayırlı kararı vermek konusunda Allah milletimize yardım etsin. Ben inanıyorum ki hepimiz gördüğümüz, geçirdiğimiz, edindiğimiz tecrübelerle Türkiye'de güçlü bir hükümetin var olmasını arzu ediyoruz. Güçlü bir hükümet, güçlü icraat demek. Bugüne kadar yaptıklarımızın yarıda kalmaması, emade etmesi lazım. İnşallah 4 ay evvel, 5 ay evvel bir arıza oldu. O arızadan herkes derslerini aldı. Şimdi daha büyük bir güçle, daha büyük bir kuvvetle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Hanımları görünce aklıma geldi. Güzide Hanım aramızda, milletvekili adayımız, Güzide İçen Kasap, mimar kardeşimiz. Hanımların içerisinde... İsmail abi. Ve ma bu illa zikrin alemin. Çikin derdi babaannem ben. Çikin derdi. İsmail de başkanımız koydu. Bu kalem suresinin son ayeti. Nazar ayeti. İnşallah okuyanlar çıkar da.
İnşallah bağışlasın. Allah sizlere de nasip etsin hanım kızlar. Hadi bakalım.